sesi bulmuş ve ona sarılıp öncelikle ağladı. Aslında prensesi uyandırmayı... Zamanın birinde pamuk şeker gibi bir prenses yaşarmış. Bu prenses o kadar güzelmiş ki gülünce yüzünde güller açarmış. Hatta bir tane dişi yokmuş fakat yine de o dünyadaki en güzel prensesmiş. Sürekli olarak Yusuf Flower dansı yaparmış ya da Mevlana gibi döner döner dururmuş. Yani neden böyleymiş bilinmez. Fakat o da ne? Güzel prensesin kötü kalpli kraliçeden hiç haberi yokmuş. Bu kraliçe o kadar kıskanç bir kraliçeymiş ki dünyada kendinden daha güzel biri olabileceğini asla düşünmezmiş. Her gün sihirli aynasının karşısına geçip ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada diye sorup dururmuş. Aynada her seferinde dile gelir kraliçenin sorusunu yanıtlarmış. Selam kraliçem. Beni tam da dansım esnasında çağırdınız. Fazla uzatma. Hadi konuş. Bana duymak istediklerimi söyle. Aslında güldüğüme ve dans ettiğime bakmayın kraliçem. Sizin için gerçekten üzülüyorum. Çünkü evet, artık sizden daha güzel biri var. O da bir dişi olmamasına rağmen Pamuk Prenses'tir. Pamuk Prenses bu dünyadaki en güzel prensestir. Sizden hatta benden de çok 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 daha güzel. Şıkıdım şıkıdım lay lay lom. Kraliçe duydukları karşısında küçük çaplı bir şok geçirmiş. Benden daha güzel biri nasıl olabilir bu dünyada? Ve başlamış sinsice pilav yapmaya. Ay pardon plan. Hemen bir pilav yapmalıyım. Plan. Düşünmüş, taşınmış ve zehirli bir meyveyle Pamuk Prensesi ebedi bir uykuya göndermeye karar vermiş. Öncelikle yaşlı bir cadıya dönüşmüş. Sonralıkla yaşlı bir cadıdan çok sihirli annemdeki Dudu'ya benzediğini fark etmiş. Bu arada Pamuk Prenses her şeyden habersiz dönmeye devam ediyormuş. Ta ki yaşlı cadı sinsice Pamuk Prenses'e yaklaşana kadar... neden bu kadar yavaşsın? Biraz daha acele edemez misin? O da ne? Yaşlı cadı elma bulamadığı için pepino meyvesi getirmiş. Masal gittikçe garipleşiyor. Majesteleri diye seslenmiş prensese. Efendim? Diye yanıt vermiş prenses. Elimdeki bu taze meyvenin tadına bakmak ister misiniz majesteleri? Diye uzatmış meyveyi. İyi de bunun elma olması gerekmiyor muydu? Demiş prenses. Uzatma ye işte. Neyse idare edeceğiz artık demiş ve bir ısırık almış meyveden ve yine Mevlana gibi dönmüş pat diye yere düşmüş. Sonra düşüşünü beğenmediği için tekrar etmek istemiş. Bir daha ısırmış. Daha çok dönmüş ve tekrar... Yere düşmüş. Olamaz. Prenses ebedi uykuya dalmış. Durumdan memnun olan kötü kalpli kraliçe cadı, yaşlı cadı kahkaha atmaya çalışmış. Kötü bir kahkaha becerememiş. Tekrar atmaya çalışmış. Bu sefer biraz başarılı olmuş. Sonra dönmüş gitmiş. Bu masalda yedi cüceler yokmuş. Fakat aslanlar gibi kedi cüceler varmış. Yani bir tane kedi varmış, koşmuş gelmiş, ondan sonra cama prensesi bulmuş ve ona sarılıp öncelikle ağlamış, sonra saçını yolmaya çalışmış, sonra prensesi öpmesi gerektiğini unutup biraz meyveyle oynamış, sonra ben buraya niye gelmiştim ya deyip, doğru ya deyip prensese yaklaşmamış, yine meyveyle oynamış. Sonra prensese yaklaşmış. Evet doğru prensesi öpmem gerekiyordu demiş. Sonra başlamış prensesin yanağını yalamaya hatta biraz ısırmaya. Sonrasında prensesi uyandırmayı başarmış. Prenses kediyi kucaklamak istemiş. Kedi demiş ki ne oluyor ya bırak beni bırak demiş ve kaçmış. Neyse ki prenses uyanmış ve koşmuş kedinin peşinden.
Kediyi kovalamaya çalışmış. Ondan sonra ikna etmeye çalışmış sevmek için. Kediye gel pisi pisi, gel pisi pisi demiş. Sonra kedi gelmiş. Pamuk Prenses kediyi kucaklamış. Kediyi çok sevmiş. Kedi de onu çok sevmiş. Bundan sonra kediye ömrünün sonuna kadar hep bakıp besleyeceğine söz vermiş. Gel gelelim kraliçeye. Kraliçe Pamuk Prenses'in uyandığından bir haberi kendi küçük dünyasında kendini hala dünyanın en güzeli zannederek yaşayıp gitmiş. Tabii aynalar ona küsmüş. Aynayı çağırıp çağırıp durmuş. Ayna bir türlü cevap vermemiş. Ayna çık ortaya diyorum sana falan demiş. Ayna çıkmamış. Bu masal da burada bitmiş. Nereye gidiyor acaba? Dur bir bakayım. Artık çıkabilirim sonunda be. Esma Nur! Efendim abi? Nereye gidiyorsun? Arkadaşımla gezmeye gidiyorum. Bu halde mi? Evet. Esma Nur, bu kıyafet çok kötü olmuş, çok çirkin. Git değiştir onu. Ne varmış kıyafetimde, ne güzel kıyafet işte. Esma Nur, bu etiğin devamı nerede? Abi bu görünmez etek şurada, tamam mı? Hiç merak etme, şimdi ben gidiyorum. Bir dakika Esma Nur, sakin ol, olduğun yerde kal. Ne oldu abi? Senin için çok güzel bir kıyafet fikrim var. Aa, bu kıyafetten daha iyisini düşünemiyorum vallahi. Bak çok beğeneceksin gerçekten. İyi tamam göster bakalım ama acele et çünkü acelem var benim de. Sen merak etme ben seni yetiştiririm. Nasıl oldum abi? Güzel olmuş muyum? Çok güzel oldu. Artık aynadan bakabilir miyim? Neyse ben arkadaşlarla sözleştim. Yine futbola gidiyorum. Hoca eyvallah ben kaçarım. Çok geç kaldım ya. Gitmeyeceğim izle. Ama üstümü değiştirebilirdim. Abim resmen amacına ulaştı. Ne? Ne? Nereye uyuyor mu? Ne yapayım mı? Hadi kendine. Dur. Çok güzel olmuş bu arada. Bunlar sana çok yakışmış. Esma Nur nereye gidiyor? Ay sesin şey. Wow.
Sen Abu Zittin'sin. Böyle yürüyemezse. Mahmur dur geliyorum. Nasıl bir gelme ya? Mahmur kıyafet çok çirkin. Çok kötü. Hiç olmamış demedi. Ya. Saçmalama abi. Ya. Sen merak etme. Ben seni yetiştiririm. Ya Allah'ım bu nasıl bir Abu Zittin? Öyle yürüme erkek gibi yürü. Ya ne biçim yürüyorsun, Abu Zittin gibi yürü. Tamam, Abu Zittin'in yürüyüşü şöyle. Hayır öyle değil. Ha ha ha.